Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Herkese hayırlı cumalar, selamlar, sevgiler. 68 Aksaray'dan herkese selamlar, sevgiler, sevgili takipçilerim. Cumanız mübarek olsun, bereketli olsun inşallah. Bugün cuma. Rabbim cümlemizin duasını kabul etsin. Kimin ne sıkıntısı varsa gidersin inşallah. Arkadaşlar bugün Ürkügül gurbetine ev temizliyorlar, gurbetin evini temizliyorlar. Gurbet pazartesi günü Allah nasip ederse doğuma gidecek. Bir bebeğimiz daha geliyor inşallah Allah'ın izniyle. O yüzden o yanımız temizleyemez diye Ürkü geldi dün. Onlar orada ev temizliyorlar, bana da bize yemek yap dediler. Ben de şöyle bir patates yemeğe koydum. Onlara yemek hazırlıyorum. Normal sulu patates yemeğe koydum arkadaşlar. Suyunu döktüm, şöyle kaynıyor. Şöyle bir yaklaştırayım. Soğanım da yanacak burada. Bu arada. Normal sulu patates yemeğe koydum arkadaşlar. Şu tencereme de azıcık mercimek koydum. Yanına da mercimekli pilav pişireceğim patates yemeğinin yanına. Mercimek de orada kaynıyor. Pirinç pilavından ne sıkıldık? Ben sevmem ya. Bir yedim mi zaten bir daha yiyemiyorum. İnsan sıkılıyor. Her yemeğin yanına da o yapılıyor arkadaşlar. O yüzden bugün bir değişiklik olsun dedim. Mercimekli pilav pişireceğim. Mercimek de orada kaynıyor. Pilavının da soğanını kavurdum. Şöyle küçük bir soğan doğradım. Soğanı güzelce pembeleşti arkadaşlar. Şöyle çok az bir salça koyacağım. Kavanozda da salça bitmiş olanını koyayım. Yıkamaya alayım bunu da. Şimdi şu salçasını kavuruyorum pilavımızın. Ondan sonra da bulgurumu ilave edeceğim. Sonra da kendi elimle yaptığım mis gibi tarhana çorbası pişireyim. Bugün hava da soğuk. Aksaray'da bayağı bir kış geldi sevgili takipçilerim. Hava bayağı bir soğuk. Hem üşümüşlerdir hem de vitaminlice daha güzel olur diye düşündüm. Sıcacık içsinler diye. Şöyle bulgurumu bir alayım salça kavrulana kadar. Soğan kavruldu. Şöyle kasenin de bir bulgur aldım sevgili takipçilerim. Neyse hepsini döküyorum. Bunu güzelce kavuracağım. O zamana da bu kavrulana kadar da mercimeği pişer. Mercimeğin içine bunu ilave edeceğim arkadaşlar. Mercimekli bulgur pilavı. Şöyle güzelce kavurayım ben. Patatesim de kaynadı şöyle. Ağzını kapatayım. Diğerinin kapağını da alayım. Bulgurumu güzelce kavruldu sevgili takipçilerim. Mercimek de orada pişti. Şimdi ben şunu şuraya kenara alayım. Onu da şuraya alayım. Bismillah. Elimin altına. Şöyle pilavımızı kaynayan pişen mercimeğin içine ekliyorum arkadaşlar. Suyu da tam karar geldi. Şöyle tavanın içindeki yağı da şöyle akıtalım içine. Boşa gitmesin. Tuzunu da ay bu boğazıma ne oldu? Tuzunu da attıydım sevgili takipçilerim pilavı kavururken. Bu burada kaynasın, patatesimiz pişiyor. Aynı anda 3 tencereyi koyamıyorum arkadaşlar. 4 göz ocağa 2 tencere ancak pişirebiliyorum. Sığmıyor şöyle. Pilavımız da pişsin. Şöyle bulguru pişene kadar daha kaynadı mı? Pilavımız hazır. Bu piştikten sonra da çorbamı koyayım.
Pilavımız pişti arkadaşlar. Şimdi de tarhanayı koyuyorum. Şöyle birazcık şehriye döktüm içine. Tencerenin biraz yağı. Bugün de içine şehriye kavuracağım tarhananın. Şehriye kavurdu güzelce. Şimdi şöyle tarhanamı da aldım. Bu seneki tarhanam arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Kamerada beyaz görünüyor da rengi kıpkırmızı. Işıktan herhalde beyaz görünüyor. Şimdi bu tarhanayı ölçü verecek olursak, kişi başına bir kaşık tarhanaya, yemek kaşığı tarhanaya, şöyle bir kaseye bir yemek kaşığı tarhana olarak ölçüyorum ben. Ben şimdi bozgarıra koydum da, normalde hani ölçü almak isteyenlere öyle vereyim. Bir kaseye bir yemek kaşığı tarhana. Şimdi şehriyelerim kavruldu, tarhanayı da üstüne döktüm. Onu da bir güzel kavurayım. O kavrulurken de şöyle biraz nane atayım. Koyden buruttuğum mis gibi bahçemden olan nane arkadaşlar. İçinde nane sineği var da yine de bu daha bir kokulu hoş olur. Bir de bunu güzelce kavurayım. Tarhanayı kavurdum mu daha güzel lezzetli oluyor. Salça koymayacağım arkadaşlar. Üstüne nane ile yağ dökeceğim tekrar. İsterseniz salça da koyabilirsiniz. Patates yemeğimiz de pişiyor da, altını kıstım, oraya da aldım. Güzelce kavrulsun. Suyunu ilave edeyim. Tarhananın suyunu da ilave ettim. Sevgili takipçilerim, kozgararı döktüm be. Dediğim gibi bir kase, şöyle büyük, büyük kaselerden bir kaseye bir yemek kaşığı tarhana koydunuz mu, kişi başı tam karar geliyor. Eğer koyu olursa tekrar su ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben karıştıra karıştıra topaklanmasın diye pişireyim tarhanayı, çorbamızı. Tarhanamız kaynadı arkadaşlar. Güzelce kaynattım, pişti. Bir 5-6 dakika, neredeyse 10 dakika kaynadı. Şöyle ipek gibi bir tarhanamız oldu. Mis gibi koktu. Şimdi bu tencerenin altını kapattım arkadaşlar. Tenceremizi şöyle bezin üstüne alayım. Şöyle şuraya alayım. Anam, altını yarım almışım. Uuu, yandı. Şuradan bir tava alayım. Şöyle küçük tavamı alayım sevgili takipçilerim. Buna tereyağı çok güzel olur yüzüne arkadaşlar. Şu anda da tereyağım yok. Şu anda tereyağım yok arkadaşlar. Azıcık sıvı yağ dökeceğim yüzünün nanesine. Biraz şey kavurmak için, yakmak için. Nanemiz güzelce yandı yağıyla sevgili takipçilerim. Gördüğümüz gibi şöyle azıcık da biber, çok acı, birazcık da pul biber attım içine güzel kokutsun diye. Şimdi çorbamızın üstüne sıçramasın diye yavaş yavaş döktüm arkadaşlar. Çorbamız da hazır. Şöyle koyayım tavamızı da. Şimdi tencereyi buraya alayım. Ağzını da kapatalım. Çorbamız da hazır arkadaşlar. Yemeklerimiz hazır sevgili takipçilerim. Şimdi
Bizimkileri bekliyorum. Birazdan gelirler inşallah. Bu yemeklerin üstüne bir de tatlı yapayım diye düşündüm. Ne yapayım diye düşünürken en basit, en kolay tatlı. Bugün hep demirci yemeklerinden gittik. Patates yemeğini her yörede herkes bilir de mercimekli pilavı bizim orada çok pişirirler. Tarhana çorbası hep koy yemeğinden gidiyorum ya. Bugün de tatlı yerine pelte aklıma geldi. Ununla, pekmezinden yapılan pelte. Ondan yapacağım şimdi de arkadaşlar. Kimi yerde alize diyorlar, kimi yerde değişik değişik isimleri var. Şimdi ben ununu kavurmaya başlayayım bu peltenin. O zamana da, o pişmeye de bizimkiler gelir inşallah. Hep beraber hem yapalım, hem yiyelim. Şimdilik hoşça kalın. Piltemizi yapmaya başladım sevgili takipçilerim. Demirci koyun piltesi. Başka yerlerde değişik değişik isimleri var da. Kimi aside diyor, kimi, yani tam bilmiyorum da her yerde değişik. Bizim köyde de pilte denir. Pilte çaldım derler. Niye çaldım derlerse onu da bilmiyorum. Çalma neyse. Şöyle ununu biraz, un tadı çıkana kadar kavurdum. Aslında bunun unu kavrulmaz. Köyde kavurmadan yaparlardı önceden ama şimdi kavurunca daha lezzetli oluyor. Onun için ben kavurdum. Şöyle bir bardak, şundan bir bardak un. Onu güzelce kavurdum. Bir bardak pekmez. İki bardak da su arkadaşlar. Şeker katmak isteyen, bal katmak isteyen katabilir. Ben böyle sade yapıyorum. Eğer suyu az gelirse ilave ederim. Şimdi un soğusun diye kapattıydım altını. Şimdi altını yakayım. Bunu şöyle topaklanmasın diye, hatta şeyle çırpayım. Şundan da çorbayı çırptım. Altını ısıyım, onu topaklanmadan bir çırpayım. Hiçbir usul verecek şekilde karıştırdım arkadaşlar pelteyi. Altını da açtım şimdi. Şöyle karıştıra karıştır, bu kaynayana kadar karıştıracağız böyle topaklanmasın diye. Bizimkiler de geliyormuş bu arada, işlerini bitirmişler, acıkmışlar arkadaşlar. Biraz oyalandım, onlar bunu sıcağıyla yerlerse, severlerse sıcağıyla yesinler diye oyalandım. Şimdi onlar gelene kadar da bunu yapayım. Pirkemizi karıştıra karıştıra kaynattım arkadaşlar. Şöyle fıkırdamaya başladı. Şimdi bu biraz kaynasın. Böyle bir iki fıkırdasın. Altını kapatacağız arkadaşlar. Eğer sıcak yemek istiyorsanız şöyle altında kısayım, o fıkırdaya dursun. Eğer sıcak yemek, sıcak severseniz, sıcak yemek istiyorsanız arkadaşlar, güzelce bir tereyağını erideceksiniz. Bunu tabağa döktükten sonra üstüne gezdireceksiniz. Yemelere doyurmaz. Şu anda onların ne zaman geleceği belli olmadığı için ben kaselere dökeceğim. Kişi başına tereyağı dökmeyeceğim yani. Yağsız olacak isteyene, isteyen yağ döktü mü daha lezzetli olur. Arkadaşlar bizim çocukluğumuzun pudingleri, tatlıları bunlar işte. En güzelinden, en doğalından, eskiden tatlı çeşidi mi vardı? Bunları yedik, bunlarla büyüdük, bunlarla yetiştik. Şimdikiler ne ağzını alıyor, ne beğeniyor, ne yiyor arkadaşlar bunları. Şimdi yavaş yavaş bu fıkırdaya dursun. Ben şu sağımı solumu bir toplayayım. Piltemiz kaynamaya devam ediyor arkadaşlar. Sevgili takipçilerim, annem her tatlının içine bir çimdik de tuz atardı. Bir çimdik de tuz attım içine, çok azıcık. Güzelce kaynadı. Şimdi ben bunu kaselere bölüyüm az az. Şuradan kaselerimi de alayım. Şöyle peltemizi şöyle çevireyim. Diğerlerini böldüm kaselere arkadaşlar. Gördünüz mü kıvamını?
Bu soğuyunca biraz daha katılaşacak. Biz çocukken şu tabanını yemek için arkadaşlar birbirimizle yarışırdık. Kardeşlerimle şu tabanda kalanı yemek için birbirimizle yarışırdık. Çok güzel olurdu. Nasıl tatlı giderdi o zamanlar. Şöyle böldüm arkadaşlar peltemizi de. Şimdi bizimkiler gelir, onları bir bekleyelim bakalım. Sabır geliyor. Seni çekmiyorum. Ne arkana dönüyorum hemen. Tamam. Çekilmek istemeyenler yok iyi. Yok yok. Yemekler soğudu. Nerede kaldınız? Yorulduk. Yorgunluktan öldük. Barı dökülüyorlar vallahi. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldin canısı. Seni çekmiyorum be. Üf. Bu kızın tripleri de beni öldürecek. Hani bu kadar mısınız? Tamam. Kim olacak başka? Yaşar gün ne inirdi? O da silahın içinden indi be. Tok muymuş? Abo? Şurada yemek dururken. Ne yemeğe geldin? Pelte yemeğe gelmiş arkadaşlar. Pelte. Pilte denir. Pilte pilte. Tamam oturun hemen. Hazır zaten. Sıcak. Ben öğretiyorum. Şöyle ben yemeğe... Annem evet. Görüntülü konuşurken videoya çekmişsin, onları izledim. Güzel miydi? Benim eski videolar çok komiğime geliyor kendimin. Şu gelsene ya. Kibarlaşacaksın. Ama bizim değil, o da ondan diyorum ne diye. Ha, annem nereden geldi? Telefonu açtı mı aralarına gelir? Şurada sıcacık yemek dururken o geliyordu da yiyeydi. Can. Evde soğuk şey yiyene kadar. Değil mi? Yaşar. Ha. Uyuyum dinleneyim dedi. İşe mi gidecek? Hı hı. Ha. Çıkma. Çıkma istemeyenler olduğu için ben buradan servis yapıyorum. Onlar masaya aktarıyor. Bana da çok bu. Paylaşalım mı Rabiş? Alayım mı üstünden hiç içmeden? Paylaşalım mı Rabiş'le? Kase var mı burada? Tarhana mı? Bu seneki tarhanamız geçen seneki ne de güzel olmuş. Bak hele. Ha bu? 2-3 kaşık. Bu o mu? He o yeni tarhana. Şey mi? 3 kaşık. Ne diyeceğim? Patatesler var mı hemen? Geliyormuş şey gibi bizle ilişkin. Ne sevdim kalsaydım? Ya ne yapayım? Hazır araba varken gideyim. Rabiş sus. Nasıl olsa yarın gidecek hazır araba gelmişken. Hı hı. Bunlar gidecek demiş. Sevgili takipçi de olabilir de Ülko'ya gidecekmiş. Dün geldi. Alev önce de. Yok bir işim var. Rabiş ben şuradan bir gitsin şey, tabakları bir bana. Ayarlayayım. Ferit'in bu şeyini ayarlayayım, valizini ayarlayayım. Alındı mı Ferit'in bileti? Hani bana kakas. Pazartesi değilmiş herhalde. Gidiyor mu? Bilet mi? Gidiyor. Benim mi? Teyze balık koyma. Sen ne yiyeceksin? Ne yiyeceğim? Hiçbir şey. Pelte. Abi çok güzel olmuş ya. Değil mi? Tarhana çok güzel olmuş. Çok hoşuma gitti. Gurbet koyuyorum sana. Al, patates. Bırakma. Şurada şenliklice canım istiyor da bizim evde de yiyen yok patatesi. Çok sıcak. Şenliklice yiyelim diye yaptıydım. Siz de alelacele de getirdiniz. Teyze balda yemek koyar mısın? Pilavı da ortaya koy mu bir tabağa? Hı hı. Sen kimin pilavı? Şu. Bir onu da pilavı koy. Şu senin. Kimin? Benim mi? Sevmiyor mu abi? Çektirdin mi zaten? Yok, bunu şeyken kendim sürttüm azıcık. Kurusun diye koydum da bir de deneyim diye yaptım. Gerisi çekilecek duruyor. Ekşisi falan çok güzel olmuş. Tam kıvamında nasıl hoşuma gitti. Ve
Geçen sene benimkinin ekşisi çok yoktu. Anam. Bismillah. Buyurun, buharı üstünde mercimekli pilavımız da hazır. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Kanalım yemek kanalı olduğu için göstermek zorundayım. Yemek tarifi veriyorum, ne yapayım? Canı isteyenler de hakkını helal etsin. Gelecek olanlar buyursun gelsin, onlara da yapayım. Biz hastaneye gideceğiz ya kardeşim getirmeye. Evet, pazartesi hastanedeyiz. Allah nasip ederse. Hadi annemize sağlık, kesinlikle. Senin gönlün sağlık, hoşça kalın. Hoşça kalın, bizimle kalın. Hoşça kalın. Bu arada herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.